Uzun zamandır ne beklediğinizi çok iyi biliyorum. Aslan burcu kadını. Arkadaşlar, şimdi burç videolarını böyle üst üste bombalamak istemiyorum. Çünkü farklı konular da var. Aslına bakarsanız binlerce konu var. Ve bunların hepsini yavaş yavaş bu kanalda sizlere aktaracağım. Daha önce de söyledim, antrenman yapıyoruz aslında. Asıl maça henüz geçmedik. Yani asıl maç çok yoğun bir maç olacak. Çok konu var aktarmam gereken. Öyle videolar gelecek ki bazen arada serpiştiriyorum. İşte son 2-3 gündür attığım videolar çok büyük olay yarattı. Yani erkekleri tamamen etki altına alabileceğiniz, tamamen avucunuza alabileceğiniz konuları aktaracağım size ama madem girdik bu işe, yani burçlar konusuna, kadın burçlarını anlatıyorum. Erkek gözüyle 300 erkek arasında yapılmış anketlerle size yay burcunu, akrebi, ondan sonra teraziyi, ondan sonra başak burcunu anlattım. Şimdi sıra geldi aslana, çünkü tersten gidiyoruz. Birkaç defa anlattım. Yine girmeyeceğim oraya şimdi. Aslan kadını erkeklerin gözünde nasıldır? Erkekler arasında nasıl bir intibası var? Aslan kadınıyla evli olan veya ilişki yaşayan veya yaşamış deneyimleri olan erkeklerin farklı segmentlerden avukatlar, hakimler, belediye memurları, işte bankacılar falan filan, pilotlar, işte şu bu kaptanlar, hepsinin böyle fikirlerini süzdük ve burada yine 5 madde halinde notlarımı almış durumdayım. 5 madde halinde sizlere aktaracağım aslan kadınını. Tabii enteresan özellikleri olan kadınlar, aslında aslanlar kesinlikle lider burçlardan bir tanesi. Aslan kadını iş hayatında da genel olarak birebir çalıştığım için biliyorum, başarılıdır. Kafasına koyduğunu yapar ama aşk hayatında ve ilişkilerde aslan kadının genel olarak performansı nasıl? Erkeklerin eleştirileri neler? Yani memnun oldukları konular, olmadıkları konular, bütün bunlar nelerdir? Sizlere ben bunları aktaracağım. Birinci maddeyle başlıyorum. Şimdi burada bir meslek grubundan, eğer yanlış hatırlamıyorsam, bir doktor, bir beyefendi, bir Anadolu'dan bir şehirden ankette aslan burcu kadınıyla ilgili sorularda şöyle bir tanımlama yapmış. Ben oradan direkt olarak hiç değiştirmeden aynısını buraya yazdım. Diyor ki, dobra ile küstah arasındaki o ince çizgide dolaşır. Yani dobra, hani vardır yani, ben dobra bir insanım ya, ağzıma geleni söylerim işte falan. Yani böyle ben olduğum gibi biriyim. Yani içimden geldiği gibi konuşurum. Şimdi diyor ki, dobra ile aslan kadını, artık adam ne yaşadı bilmiyoruz. Aslan kadını dobra ile küstah arasındaki o ince çizgide dolaşır. Yani onunla olan ilişkide dobra mı yoksa küstah bir kadın mı tam olarak bilemezsin diyor. Şimdi aslan iddialı bir kadın. Yani aslanın mütevazi olması diye bir şey pek söz konusu değildir. Aslan iddialıdır. Der ki, ben yaparım. Ben bilirim. Ben başarırım. İş hayatında da çok aslanlarla çalıştım, çalışıyorum. Benim dediğim olur. Şimdi o maddeleri de geleceğim. Aslan iddialıdır. Dolayısıyla aslanın dışarıdan bir erkek tarafından, özellikle de kadın egemenliğine pek inanmayan, kadınların toplum içerisinde ön plana çıkmasından hoşlanmayan bir erkek nezdinde aslan biraz küstah görünebilir. Ama kimi erkeklere de aynı noktadan bakan, kimi erkeklere de dobra gözükebilir. Ya bu kadın var ya, güçlü bir kadın. Yani bildiğini söyleyen bir kadın. Bu kadın işte, efendime söyleyeyim, hani lider bir kadın diyerek başka kadınların vasıflı olmasını, kadınların kaliteli olmalarını isteyen bir erkek için de hani dobra bir çizgi de olabilir. Yani bir adamın kafa yapısıyla ilgili bir şey aslında. Aynı kadın kimi adama son derece küstah görünür, kimi adama da dobra görünür. Ama şimdi benim aslan kadınıyla bir ilişkim olmadı hiçbir zaman. O anlamda kendi deneyimimi anlatamayacağım. Ama şöyle bir durumum var ki, birebir de çok fazla çalıştım aslanlarla. Çok binlerce defa çalıştım. Yani şöyle bir şey görüyorum. Aslan kadını ilişkilerinde, ben burada kendi gözlemime giriyorum şu anda, gerçekten de domine edebileceği bir erkek istiyor. Yani kendisinin kontrolünde olan bir ilişki istiyor. Bakın burada ikinci madde mesela, görmezden gelinmekten nefret eder. Yani kendi varlığının erkek tarafından sürekli olarak kabul edilmesi, takdir edilmesi ve de nedir? Ben kraliçeyim tavrı var. Şimdi ormanın kralı aslan, biliyorsunuz. Kral ve kraliçe aslan. Dolayısıyla şimdi aslan kadınında bu var. Yani ben önce ben bu ilişkide, önce ben, önce sen değil, önce ben. Benim varlığım bir kere bir kabul edilecek, benim nüfuzum kabul edilecek. Sen bana sürekli olarak kraliçe olduğumu hatırlatacaksın. Çünkü benim dediğim olur tavrı var. Ya bunu ben de gördüm. Bunu yaptığım gözlemlerde, bireysel çalışmalarda gördüm ve genel olarak aslan kadını ilişkilerde de buna uyumlu bir adam seçiyor. Yani öyle bir adam seçiyor ki, adam alttan alabilen, uyumlu, tartışmaya pek yanaşmayan, kavgacı olmayan,
Aslan kadını böyle hırladığında bile, adamın üstüne atladığında bile alttan alabilen. Ya çok fazla böyle oraları kurcalamayan, kadınla birebir olarak bir gerginliğe girmeyi sevmeyen erkekleri tercih ediyorlar. Çünkü böyle bir erkekle aslan kadınının ilişkide uyum sağlaması çok daha mantıklı ve kolay. Çünkü karşısında inatçı bir burç olduğu zaman, karşısında efendime söyleyeyim kendi dediğini yaptırmak isteyen yine dominant bir burç olduğu zaman, bir erkek karakteri diyelim, boş verin burçları, olduğu zaman zaten aslan kadının onunla aynı noktada buluşabilmesi mümkün değil. Çünkü bir ipte iki cambaz oynamaz. Ben iki dominantın birlikte olduğu, mutlu olduğu bir ilişki görmedim. Ha, şöyle ilişkiler gördüm. Mesela ikisi de dominant ama birisi ilişki içerisinde dışarıdaki, iş hayatındaki falan dominant kimliğini bırakıyor, başka bir insan oluyor, alttan alıyor, uyumlu oluyor. Dolayısıyla da ilişki devam ediyor. Yani o karakteriyle, o kimliğiyle zaten sürdüremez. İmkansız bir şey. Onun için taraflardan birisinin hep alttan alabilmesi gerekir. Üçüncü madde, yönetemediği ilişkiden keyif almaz. İşte bundan bahsediyoruz. Biraz önce ne dedik? Görmezden gelinmekten nefret eder. Hep bir övgü, hep bir takdir ister erkekten. Ben kraliçeyim tavrının desteklenmesini ister. Erkeğin ona hatırlatmasını ister. Ya sen kraliçesin, sen papatyasın, sen baklavasın. Sürekli erkek aslan kadınla oynar. Oynamak zorunda. Yoksa kadın onunla olmaz. Şimdi üçüncü madde, yönetemediği ilişkiden keyif almaz. Şimdi insanların ilişkide keyif aldıkları konular değişebilir. Kimi insanlar birlikte dolaşmaktan, kimi insanlar romantizmden, mesela yengeç burcu kadınına geleceğiz, romantizmi sever. Kimi insanlar parkta yürüyüş yapmaktan, kimi insanlar birlikte denize girmekten, kimileri de ilişkide karşısındaki insanı yönetmekten hoşlanır. Yönetmek, yani onu kendi yönetimi altına almak. Bunu sever. Yani şimdi nasıl bir şey? Zevkler ve renkler tartışılmaz, var ya böyle bir hani klişe, bir muhabbet, geyik bir şey. Ama yani insanın zevk aldığı şeylerde farklı farklıdır. Şimdi yönetmeyi seviyor. Yani dominasyonu seviyor. Çünkü lider bir burç. Yani o adam onun dediğini yapacak. O adam buraya gelecek. O adam benim ayağıma gelecek. Yani aslan kadını kesinlikle yönetir adamı yani. Kesinlikle. Adam tarafından yönetilen, bir birlikte olduğu veya eşi tarafından domine edilen, dominasyon altına alınan bir aslan kadını ben hiç görmedim ki. Ben binlerce aslan gördüm, öyle söyleyeceğim. Şimdi dördüncü madde, esnekliği yoktur. Bu negatif bir şey, bu kötü bir olay. Esnekliği yoktur, alttan almaz. Yani bu da lider burç ve inatçı ve dominant olmasından kaynaklanıyor. Bir erkeğin aslan kadınıyla olan ilişkisinde bir kere Allah o adama sabırlar versin, akıl fikir versin. Çünkü alttan alması lazım, uyumlu olması lazım. Kavgacı yapısıyla, asi yapısıyla, işte ağzına geleni söyleyen yapısıyla aslan kadınıyla birlikte olamaz. Yani bu ilişki gitmez zaten. İmkansız bir şey. Şimdi bir adamın alttan alabilmesi, uyumlu olabilmesi bu ilişkinin kaderini belirler. Bu kesinlikle böyle. Buradan esnekliği yoktur derken, şimdi ben hep kadınlara şunu söylüyorum, bakın kurallarınızı koyun, standartlarınızı koyun, kırmızı çizgilerinizi adama bilgi verin. Erkeklere bir şey anlatmazsanız onlar bir şey bilmezler zaten. Yani erkek çok da dertli değildir o konuda, hani ya bu kadının kırmızı çizgileri neler diye merak etmez. Sen söylemedin ki hayatım der. Mesela çok bariz bir şey bile söylemiyorsunuz, o da der ki söylemedin, haberim yoktu der. İşin içinden böyle tereyağından kıl çeker gibi ayrılır, yani kendini kurtarır. Onun için erkeklere açıkça konuşmaları yapmanız lazım. Şimdi standartları koydunuz, katı olduğunuz bazı yani kırmızı çizgiler var, oradan geri adım atamazsın. Ama başka konular da var önemli, ama esnekliğe açıksın. Yani ilişkide bir orta yolu bulman lazım. Onun da farklı bir yapısı var, senin de farklı bir yapın var. Her zaman senin dediğinde olmaz. İşte aslan kadınıyla ilişkide her zaman onun dediği olur, onun dediği gibi olur. Erkek onun dediği gibi davranır, davranmalıdır. Davranmak zorunda. Davranmak zorundadır. Yani başka bir yolu yoktur. Çünkü yoksa aslan mağarasından çıkıp o adamı yer. Yani resmen onu kapar, yani kolunu bacağını parçalar. Böyle bir şey. Şimdi aslan kadının bu konularda bir esnekliği bulunmuyor. Yani benim dediğim gibi olacak kafasında bir kadın. Dolayısıyla bir adamla ilişkisinde öncelikle aradığı şey adamın şöyle olması, böyle olması, zeki olması, başarılı olmasından ziyade şuna bakar aslan kadın. Yani bu adam benimle ne kadar uyumlu olabilir? Benim dediklerimi ne kadar yapabilir? Ne kadar tasdikleyebilir? Bana uyumu nedir? Çünkü ben içeride, neticede ben bir aslan kadınıyım. Ben yönetirim. Ormanın kralı benim. Şimdi bu tilki ya da bu sırtlan bana ne kadar uyum sağlayacak? İlk baktığı budur. Biraz önce söyledim. Bazı kadınlar mesela yengeçlerin ilk baktığı romantizmse, adamın duygulu olmasıysa, aslanın baktığı
baktığı da adamın uyumlu olmasıdır. Beşinci maddeye geçiyorum. Bir aslan kadınıyla asla sıkılmazsın. Bakın bu güzel. Çünkü neşeli bir kadın. Yani neşeli, hayatı yaşamayı seven, hayatla ilgili rutine binmeyen, rutin bir hayattan hoşlanmayan. Yani adamın eğer bir heyecan dalgası varsa kadın da öyle. Hadi yapalım, hadi gidelim, hadi gezelim, hadi şunu yapalım, hadi şuraya seyahat edelim, hadi farklı heyecanlı bir şeyler yapalım işte falan filan. Adrenalin yoğun bir kadın. Yani sıkıcı, işte ne bileyim depresif. Ne bileyim işte bir takım konularda kötümser bir aslan kadını yoktur. Şimdi bu mücadeleci ruhu zaten hayatta her zaman için başarılı olması, iş hayatında da başarılıdır. Başarılı olmasını, ayakta kalabilmesini sağlıyor. Mücadeleci bir tarafı var ve güçlü. İçinde de güçlü ve lider. Aynı zamanda da neşeli, yoğun fikirlerle gelebilen, aktif. Mesela adama der ki hadi beni şuraya götür, hadi beni Eskişehir'e götür. Hadi bir parka gidelim. Hadi şurada gezmeye gidelim. Yani sürekli bir fikirle gelir. Şimdi bazı burçlar vardır. Bazı kadınlara değineceğim. Mesela yengeçine evcil mesela veya boğa burcu evcil. Yani boğa kadını evini sever, evde oturmayı, evde vakit geçirmeyi sever. Şimdi aslan gezenti. Nasıl aslan ormanda böyle bir volta atıyor. Bir bakıyor böyle. Ne oluyor lan buralarda falan diye. Şimdi aslan kadını da gezmeyi, seyahati, çok fazla arkadaşı olmasını, çok fazla insanla etkileşimde olmayı sever. Ama bu networking, bu etkileşim içerisinde onları yönlendirmeyi, onlara fikir vermeyi, onları yavaş yavaş yani böyle nasıl söyleyeyim belli belirsiz yani saman altından aslında çaktırmadan diyelim yönetmeyi, onların hayatına böyle dokunuşlar yapmayı çok sever. Aslan kadınında bu var. Şimdi bu dokunuşlar yapmayı sevdiği için ve o insanları böyle hafif hafif böyle etki altına almayı sevdiği için aslan kadının bu yönetim huyu, bu hafif yönlendirme diyelim, yönlendirme huyu şunun için belirleyici olur. Bu çevresindeki insanlardan bir kısmı kalır, bir kısmı sessizce, yavaşça çalılıkların ardına doğru uzaklaşır. Çünkü herkes de böyle yönlendirme olayını, böyle etki altına alma olayını sevmez. Ama buna rağmen aslanın bu muazzam geniş çevresinde insanlara karşı ne bileyim işte onları satması, onlara karşı ne bileyim hani tabiri caizse hainlik yapması veya arkalarından iş çevirmesi çok fazla karşılaştığımız olaylar değildir. Çünkü aslan harbi ilk maddede de söyledik dobra, ağzına geleni söyleyen, insanlara karşı biraz fazlasıyla cesur. Yani böyle sözü direkt olan, direkt hamle yapan bir burç. Arkadaşlar aslan kadınını 5 madde halinde sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki durağımız yengeç olacak. Tabii yengeç mesela dışarıdan böyle objektif bir gözle baktığımızda çok farklı özelliklere sahip, bambaşka özellikleri olan, bambaşka noktaları olan bir kadın. Onu da yine size 5 madde halinde aktaracağım ve ondan sonra da yengeçten sonra da tabii ki ikiz. Instagram'dan çok fazla soru gelmiş DM'den. Ya niye ikizleri geciktiriyorsun? Arkadaşlar geciktirdiğim bir şey yok. Sadece sırayla gidiyoruz. Ters sıradan başladık. Yaydan başladık bu sefer kadınları anlatırken. Şimdi aslanı size sundum. Ondan sonra yavaş yavaş sabırla. Gerçi ikizlerden çok fazla sabır bekliyorum çünkü sabırsız bir burç. Hadi çabuk bir an önce olsun falan. Kova da öyle mesela. Sabırsız kadınlar bunlar. Hadi çabuk ikizler gelsin. Gelecek. Önce yengeç, ondan sonra da ikizleri sizlere aktaracağım ve burçları erkekler gözünden 300 bambaşka kültürden 300 adamla yapılmış anket üzerinden erkek kafasıyla kadınları size anlatmaya devam edeceğim. Sizi sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın. Görüşürüz.